Esenlikler sevgili arkadaşlar. Petra'ya ek kanıtlar yayınına devam ediyoruz. Bu yayınımızda Petra'nın dördüncü videosuyla karşınızdayız. Bugün 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. kanıtları göreceğiz. Önce 13. kanıttan başlayalım. Petra, dikkat edin arkadaşlar, tüm erken İslami literatürde eksiktir. Yani Hiçbir kaynakta Petra kelimesini İslami kaynakta bulamıyoruz. Halbuki daha önce dediğimiz gibi 600'lü yıllara kadar kesin Petra'nın olduğunu biliyoruz. E, çünkü bununla ilgili Petra Skrull yani Petra parşömenleri dediğimiz parşömenler bulundu. Oradaki arazileri anlatan e, gerekirse onu da sonra anlatacağız. E, ama baktığımızda İslami literatürde kesinlikle Petra konusuna tek bir kelime geçmiyor. Ve 700 yıllara kadar da deprem olduğu olmasına kadar gene Petra ile ilgili çeşitli tarihçilerde atıflar bulunuyoruz. Şimdi burada soru geliyor. Neden Petra ile ilgili İslami literatürde hiç tek bir tane bile kelime geçmemektedir? Dan Gibson'ın buradaki yazılarını okuyalım. Yüzyıllar boyunca Petra ticaret yollarının kesişim merkezi ve Arabistan'da yılda iki kez haccın odak noktasıydı. Bunda daha önceki konuda bahsetmiştik. Milattan sonra 363 ve milattan sonra 551 depremleri şehre zarar verirken hayat daha onlarca yıl devam etti. Yakın zamana kadar Petra'nın Milattan sonra 551'deki deprem tarafından büyük ölçüde tahrip edildiği düşünülüyordu. Ancak Petra parşömenlerinin keşfinden bu yana Bizans'ın Petra'daki varlığı ortaya çıktı. 1993 yılında yerel bir bedevi olan Hamidu el Badul Petra'da bir Bizans kilisesinde kazı yaparken kömürleşmiş papyrus parşömenlerin ilk kalıntılarını keşfetti. Petra parşömenleri Ürdün'de keşfedilen en büyük antik metin koleksiyonunu temsil ediyordu. 5. ve 6. yüzyıldaki vaazlar ve sözleşmeler dahil olmak üzere çeşitli kişisel kayıtlar içeriyordu. Parşömenlerin 551 depremi tarafından korunduğuna inanmak mantıklı görünüyor. Bununla birlikte Parşömenlerden bazıları 528 yılını ve diğerleri ise Tiberius Mayricus tarafından 582-602 saltanatından belgeleri içeriyor. Bu da bazı parşömenlerin depremden 50 yıldan fazla bir süre sonra tarihlendiği anlamına geliyor. Dikkat edin tarihleri arkadaşlar. Petra'da 602 yılına kadar Demek ki neymiş? Parşömen varmış. İddia ettikleri gibi 6. yüzyılda Petra terk edilen bir şehir değilmiş. Bu da gene 50 yıldan fazla bir süre ediyor evet. Gördüğünüz gibi. Deşifre edilen belgelerin hiçbiri bir depreme atfedilecek hasar veya kayıp mülkle ilgili kesinlikle değildir. E demek ki ee, şehir düşünüldüğü kadar zarar görmemiş demek bu ya da e, tarihe geçirmemişler bunu. Aslında Pe Petra parşömenlerinin yarısını çözmekten sorumlu olan önde gelen papirolog Ludwig Karene göre göstergeler Petra'nın 6. yüzyıl boyunca işleyen bir hinterlanda sahip, uygulanabilir bir şehir olarak ezici bir görüntü yarattığını göstermektedir. Yani 500-600 yıllara kadar ee, biz ne görüyoruz? Petra'nın aktif olduğunu görüyoruz. Ee, bunu neden söylüyorum? Burada iddia ettikleri, çünkü arkadaşlar tamamen e, burada Petra şehrinin çok önceden terk edildiğidir. E, o yüzden Petra'nın İslamiyet'in ilk şehri olamayacağıdır. Halbuki gördüğünüz gibi e, arkeolojik anlamda bu doğru değildir. Eğer durum buysa, o zaman neden erken İslam edebiyatının hiçbirinde Petra'dan bahsedilmemektedir? Bölgeden geçen insanların ve hatta bu bölgeden geçen orduların İslami kayıtları vardır. Ancak Petra'dan İslami kaynaklarda hiç bahsedilmemektedir. Aynı zamanda İslam dışı edebiyata bakarsanız Petra'dan bahsedilir ama asla Mekke'den bahsedilmez. Bizans, Arabistan devamlılığı ilk kez ortaya çıktı. Milattan sonra 740 yılına kadar herhangi bir literatürde Mekke'den söz edilmemiştir. Sadece arkadaşlar 8. yüzyılda artık ne yapıyor? Mekke kelimesi ön plana çıktığını görüyoruz. Bir de Thomas Artrussi'nin Petra'ya direkt Mekke bir kitabı da o tarihte mevcut. 8. yüzyılda. Direkt Petra'ya Mekke diyor. Evet yanlış duymadınız. Bu tamamen gerçek. Devam edelim. Bir fotoğraf var. Burada Petra'da bulunan Bizans Kilisesi'ne ait. Zodek olduğunu fark etmişsinizdir zaten. Balık takım yıldızı var. İşte çeşitli mozaikler var. Eğer Petra... Siyah taş yani kara taş dediğimiz Hacerü'l-Esved'den bahsediyor. Mekke'ye taşınmadan önce ilk İslami kutsal şehirse o zaman daha sonraki yazarların Petra'nın her sözünü ortadan kaldıracağı mantıklı olmaz mıydı? Petra'nın tasvirlerinin insanların zihninde Arabistan'daki Mekke'ye Mekke aktarılması ve böylece Petra'nın her sözünün Gelecekteki İslam edebiyatından çıkarılması, kısacası sansürlenmesi mümkün müdür diye soruyor. Evet, çok güzel bir noktaya daha temas etmiş. Neden hiç Mekke kelimesi yok? 740 yılından önce tek bir Mekke kelimesi bulamıyoruz. 14. kanıta geçebiliriz. 14. kanıt kutsal alanlar büyük taşlarla işaretlenmişti. Erken İslami kayıtlar bize Mescidi Haram yakınlarındaki Kaza ve Hadrami kabileleri arasında öldürülme olaylarını ve intikam cinayetlerini anlatmaktadır. Önemli bir şeyhin oğulları kutsal alanın sınır taşlarında, buraya dikkat edin, kutsal alanın sınır taşlarında Arafat Dağı'nın yakınlarında saldırıya uğradı. Bu hikaye çok önemli olduğu için sürekli tekrarlanır. Çünkü cinayetler kutsal alanı işaretleyen sınırın içinde gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Biliyorsunuz ki o kayalar sınırı belirler ve onun içerisinde öldürmek yasaktır. O yüzden bu e, önemli olarak İslami literatürde sürekli tekrarlanır. E, bununla ilgili e, kaynaklara da 40. kaynaktan yani Sırat Allah Bay İbni İsa'nın kitabından erişebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Ee, burada İbni İşam e, ben buldum. Sayfa e, 164'te yani sayfa 360, 390'da diyor ki. Kutsal taşlardan kim yürüyordu? Gene İbni İşam'ın kitabı e, 185. bölüm sayfa 390'da diyor ki. Arafat dağının sınırındaki taşların içerisindeki kutsal alanda öldürülen düşmanlar. Bakın e, size söylüyorum kendinizi araştırabilirsiniz. Gene İbni Hişam'ın 185. bölüm e, diyor ki bize haksızlık ettiler, düşman gibi davrandılar ve kutsal sınırda kan döken ilk kişilerdi. Neresi bu kutsal sınır? Şu an Mekke'de öyle bir taş veya kutsal alan görülüyor mu? Hayır. E, o zaman buradan çıkaracağımız sonuç bu taşlar Mekke'de nerededir? Mekke gerçek İslam'ın ilk şehri ise. Dan Gibson olayı şöyle açıklıyor. Bu ifadeler bize iki şey gösteriyor. İlk olarak kutsal olan Arafat Dağı'na kadar uzanıyordu ve bu taşlar oldukça büyüktü. Modern Mekke'de Kabe ile Arafat Dağı'nın tabanı arasında mesafe yaklaşık 18 kilometredir. İkincisi kutsal olanın sınırını işaretleyen sınır taşlarından bahsetmektedir. Birçok okuyucunun zihninde bu sınırı göstermek için ortaya konan küçük taşlar anlamına gelebilir. Bununla birlikte küçük taşlar hareket ettirilebilir ve Mekke ile Mina'yı çevreleyen çöl ovalarında rahatlıkla kaybolabilir veya gömülebilir. Bu yüzden çok daha büyük taşlar daha uygun olurdu. Ama ne yazık ki bugünkü Mekke'de Kutsal bölgenin başladığı ve sona erdiği ni yolculara göstermek için büyük sınır taşları kesinlikle yoktur. Gelelim Petra'ya. Peki Petra'da var mıdır? Tabii ki vardır. Bununla birlikte Petra şehrinin her yerinde dağdan oyulmuş büyük taş bloklar vardır. Her taş yaklaşık 20 metre uzunluğundadır. Şöyle gösterelim. Her taş yaklaşık 20 metre uzunluğundadır. Sağda gösterilen taş turistlerin Sik yolu üzerindeki Petra'ya girerken geçtiği birkaç taştan biridir. Hep birlikte büyük şehir bölgesini çevreleyen bu dev kare bloklardan 25'ten fazla bulunmaktadır. Buna ilgili de Browning'in Petra kitabının 1994 yılının basımı sayfa 110'a bakabilirsiniz. Yani 25'ten fazla bu büyük kaya ne yapıyor? Kutsal alanı çevreliyor. Ee, ve Dan Gibson soruyor. Bu taşların kutsal şehrin kutsal bölgesini işaretlemesi mümkün müdür? Devam edelim. E ee, 14. kanıtımız da bu taşlarla ilgiliydi. 15. kanıt şans oyunları. Bu e, ben tabii ki o dönem okuduğum zaman e, hem Siyer tarihini hem de Taberi tarihini okuduğumda karşıma sürekli çıkan bir durumdu bu şans oyunları. Şimdi şans oyunları bakalım neredeymiş? Acaba söylendiği gibi Mekke'de mi yoksa Petra bölgesinde mi? Şans oyunları. E, hadislerde şans oyunları ve faloklarının yani azlam deniyor bunlara. Faloklarının orijinal kutsal şeyde yaygın olduğu kaydedilmiştir. Falokları herhangi bir sonucun tesadüfen elde edilmesi için kullanılan bir metottur. Hatta Hz. Muhammed'in doğumunda bile dedesi tarafından faloku atılarak belirleniyor. Yani çoğu olayda bu şans oyunlarını oynuyorlar. Ve ona göre seçimlerini yapıyorlar. Bazen oklar, bazen zarlar ya da bazen bugün bedevilerin kullandığı aşağı atılan çubuklar bu şans oyunları olabilirdi. Muhammed'in putlarla beraber kutsal alandan kaldırdığını Buhari şu şekilde bildirmektedir. İbni Abbas rivayet ediyor. Allah'ın elçisi Mekke'ye geldiğinde putların içinde olduğu Kabe'ye girmeyi reddetti. Ve putları çıkarmak için emretti. Böylece çıkarmaya başladılar. İnsanlar azlamları ellerinde tutan İbrahim ve İsmail'in resimlerini çıkardılar. Dikkat edin arkadaşlar İbrahim ve İsmail'in resimlerini çıkarıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle dedi. Allah bu insanlara lanet etsin. Allah'a yemin ederim ki hem İbrahim hem de İsmail azlam ile hiçbir zaman şans oyunu yapmadılar. Sonra Kabe'ye girdi ve köşelerinde tekbir getirdi. Ama içinden dua etmedi. Olarak anlatıyor. Gördüğümüz gibi demek ki şans oyunları bu Kabe'nin içerisinde bulunuyormuş. Devam edelim. Bildiğim kadarıyla modern Mekke şehrinde veya çevresinde kullanılan şans oyunları ile ilgili hiçbir kayıt yoktur. Ancak Petra'da şehrin her yerinde kayalara oyulmuş birçok eski oyun tahtası vardır. Ekim 2002'de Ürdün'ün Petra kentinde düzenlenen Nebatayan çalışmaları konulu ikinci konferansla Doktor Bilal Kirşat ve Talal Akaşe şöyle demişler. Nebateyen başkenti Petra'dan oyun tahtaları adlı bir makale sundu. Bu döküman ve çalışma sayesinde ilk kez bu eski oyun tahtalarına ilgi duydum ve kısa bir süre sonra bir grup kendi bulgularını e, şekilde verilen siteye yani nebatya.net games1 html adresine katalog kataloglamaya başladılar burada oyunların bol miktarda oynandığını görüyoruz. Azlamlara gelince bunlar genellikle Arapların kullandığı oklar ve Persler ile Romalıların kubarda kullandıkları zarlardı. E bu Persler Romalılar nerede? Tabii ki Kuzey Arabistan bölgesinde. Soldaki resimde de gene arkadaşlar Petra'da oynanan Petra şehrindeki bir oyun tahtasını görüyorsunuz. Mekke İslami şehirse Orada da oyun tahtaları olmak zorunda Nerede bunlar Yani e, tamamen Gördüğünüz gibi Burada e, bir Mekke'nin olmadığına dair Açık kanıtlar var Kur'an'da bakarsanız Maide 3 ve Maide 9 Yani sofra suresinin 3. ve 9. ayetlerinde Ne yapabilirsiniz Bunu görebilirsiniz Faloklar ile ilgili ayetler geçmektedir. 16. kanıtımıza gelebiliriz. Bu da çok önemli bir kanıt bence. Medine Savaşı yani diğer ismiyle Siper veya Hendek Muharebesi. Ee, şimdi bu savaşı e, biliyor bildiğiniz için anlatmayacağız. Savaşta neden Petra ile alakalı olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü Kureyş'in saldırma yönü çok önemli burada. Milattan sonra 5. yılda Kureyş Medinedeki yeni Müslüman mezhebine saldırmak için birkaç kabile topladı. Muhammed geleceklerini duydu. Bu yüzden Medineyi korumak için bir siper koydu. Hemen gösterelim. Evet bu haritada arkadaşlar ne yapıyor? Atlas of the Kur'an kitabından alınma. Doktor şekun'in o kitabı da kesinlikle indirin. Ee, gene arşiv.net'ten indirebilirsiniz. O kitapta tabii ki yanlışlar çok. Mesela İbrahim'i Mekke'ye falan kadar götürüyor. Bütün peygamberlerin güzergahını vermiş. Manipüle ederek biraz. Ama kitap gerçekten çok güzel. Bu da o kitaptan alınma. Bakın şimdi arkadaşlar, Medine savunmasında Medine savunmasını nereden yapıyorlar? Üstten yapıyorlar. E Mekke Medine'nin üstünde değil ki. Mekke nerede? Medine'nin aşağısında. Neden üstten yapıyorlar? Bununla ilgili birçok arkadaşlar fikir ortaya atılmıştır ve kurtarılmaya çalışılmıştır. Şimdi onlara da biraz gireceğiz. Kureyş kabilesinin kuzeyden kuzeyden Medine'ye saldırması dikkat çekicidir. Bu çok tuhaf çünkü Kureyş'in yaşadığı Mekke Medine'nin güneyindeydi. Ancak haritada görüldüğü gibi Kureyş'e karşı savaşlar her zaman ama her zaman Medine'nin kuzey tarafındadır. E, tabi burada şunu diyebilirler diğer taraf dağlık o yüzden yukarıdan girdiler. Hayır arkadaşlar. Orada girebilecekleri alanlar da mevcut olduğunu söyleyeyim. Tek tek bu buraları ben inceledim. Size de gerekirse atarız. Bu durumda iki ordu da 22 gün ve 22 gece boyunca birbiriyle yüzleşti. Kureyşlerin güneyden yukarıya doğru Mekke'ye geliyorlarsa güneyden saldırmamaları garip görünüyor. Ancak kayıtlar kuzeydeki kutsal şehirden gelip Medine'ye yaklaştıklarını söylüyor. Dikkat edin arkadaşlar. Kuzeydeki kutsal şehirden gelip Medine'ye yaklaştıklarını söylüyor. Bu bir şans olayı değildi. Hz. Muhammed onlar gelmeden çok önce planlar yaptı. Böylece geldiklerinde zaten hazırlanmış bir siper hendek vardı. Eğer Kureyşler Petra'dan geliyorlarsa o zaman kesinlikle kuzeyden yol boyunca gelirlerdi. Farklı İslami yorumcular bu anomaliyi açıklamaya çalışsalar da Petra'nın ilk Mekke kabul edilmesi halinde bu anomali direkt ortadan ne yapmaktadır? Kalkmaktadır. Burada İslami yazarlar işte diyor. güney çok dağlıktı oradan giremezlerdi falan filan. Hayır arkadaşlar Mekke'nin... Mekke'den gelseler Güney'den girebilirlerdi. Ama onlar özellikle Kuzey'i seçtiler. Onu geçtim zaten kayıtlarda Kuzey'den geldikleri söyleniyor. E Kureyş kabilesinin Kuzey'de ne işi var? Biz or, e, Dan Gibson'ın gene orada yaptığı araştırmalarda şunu söylediğini biliyoruz. E, Kureyşliler dediğimiz kişiler... Petra'nın yanında bulunan köylerdeki kişiler ve bunu da zaten kendileri de iddia ediyorlar. Biz Peygamberin soyundan geliyoruz diyorlar. Ama Mekken'in çevresinde böyle bir bölge olmadığı gibi Kureyş soyundan geldiğini iddia eden kişiler de yoktur. Yani bu anomaliyi ortadan kaldırmak için Petra'dan geldiğini kabul etmemiz gerekmektedir. Diğer kanıta geçelim. 17. Kanıt. 17. kanıt Banu Banu Lihyan ile savaş. Evet bu çok e, bilinmeyen bir savaş tabii ki. Bir atak diyebiliriz. Zaten bunların hiçbiri bir savaş değil aslında. 200-300 kişi bir kişinin yapmış olduğu bir e, çete savaşı gibi bir şey yani. Yoksa çok büyük böyle milyonlarca, yüz binlerce zaten o dönem milyonlarca kişi yoktu da yüz binlerce kişinin birbirine girdiği bir savaş kesinlikle değil. Banu Lihyan ile savaş. Ertesi yıl Milattan sonra 6'da Müslümanlar Banu Lihyan'a saldırmak için Medine'den yürüdüler. Arkadaşlar dikkat edin şimdi. Lihyanitler geleneksel olarak Medine'nin oldukça kuzeyinde Petra'nın güneyindeki alanlar da dahil olmak üzere bugün Vadi Rum'un bulunduğu bir alanı işgal ettiler. Yani Vadi Rum nerede? Petra'ya yakın. Bildiğiniz gibi. Bunu daha önceden bahsetmiştik. Lihyanet yazıtları çölün bu bölümünde bulabilirsiniz. Ancak Medine'nin güneyinde hiçbir lihyanit anıt asla bulamazsınız. Taberi yolculuk ve savaşı kaydetmiştir. Orduların Medine'den kuzeye nasıl yürüdüğünü, kuzeye dikkat edin Medine'den kuzeye ve Makkidi al-Batra bölgesine nasıl geçtiğini not eder. Batra arkadaşlar Petra'nın hemen yanıdır. Hemen. Bakın bu e, çok önemli. Petra'nın hemen yanı. Oraya kadar gittiler diyor. Sonra sol yandan girdiler. Ve Beynül Be Lihya'nın yaşadığı kutsal Petra şehrine. Metinde Bekke olarak geçiyor tabii ki. Girdiler diyor. Yani bu kadar açık bir kanıt olabilir mi? Gidiyorlar. El Batra bölgesine Petra'nın hemen yanına sola giriyorlar. Bir anda İslamiyete göre Mekke'de oluşuyorlar. Yani ışınlanma mı ışınlanıyorlar oraya? Tabii ki hayır. Ee, orada gördüğünüz gibi bu kesinlikle Petra'ya gittiğine dair çok net bir kanıttır. Hatta orada bakın ne yazıyor. İyi okuyalım. Bu insanlar kuzeye doğru gittiğinde uyarılmıştı ve dağ zirvelerinde güvenli pozisyonlarla durumlarını güçlendirdiler. Bu yüzden Muhammed'in planları engellendi. Paragrafta Petra'ya saldırılıyorsa mükemmel bir şekilde anlamlıdır. Ancak Taberi Mekke'ye saldırıldığını iddia ediyor. Düşmanı çıkar, şaşırtmak için kuzeye çıkıyormuş gibi davrandı diyor. Yani Taberi böyle iddia ediyor. Kuzeye kadar, Elbatra'ya kadar gitmesinin şey, sebebi düşmanı şaşırtmakmış. 1000 kilometre yukarı gidiyor 700-800 km. Düşmanı şaşırtmak için Elbatra'yı e işgal ediyor. Sonra bir anda sola girip Mekke'de oluşuyor. Bu mümkün mü arkadaşlar? Yani mantıklı düşünen bir kişi bunun olmadığını fark eder. Eğer Hz. Muhammed'in savaşlarını izlerseniz, onun savaşlarının Petra'ya doğru olduğu tek adım adım gidin göreceksiniz. Mekke ile olayın uzaktan yakın alakası yok. Yani oraya kadar gidip de 1300 kilometre geriye dönüp 1400 kilometre Mekke'ye işgal etmesi, bunu iddia etmek çok bence nasıl diyeyim mantık açısından sıfıra yakın öyle diyebilirim. Bu ekleme ile Taberi Mekke'nin Medine'de güney olduğunu düşünüldüğünden kendine kendisine bile mantıklı gelmeyen coğrafyayı anlamaya çalışmıştır. Ancak Petra'nın kutsal şehir olduğunu düşünenler için paragraf ekleme olmadığında kusursuz bir anlam ifade etmektedir. Yani Taberi oraya paragraf eklemiş. Niye eklemiş? Kurtarmak için tabii ki. Medine'den kuzeye Ma'anın güneyine ve Ras el Nakab'ın doğusuna Bedeviler tarafından El Batra olarak bilinen bölgeye gittiler. Bakın tekrar ediyorum. Medine'nin kuzeyi, Ma'anın güneyi, Ras el Nakab'ın doğusu. Nere burası? Petra'nın yanı. Arkadaşlar tam yanı. E bunu da gene haritalarda göstereceğim. Daha sonra Petra'ya gittiler. Benu Lihyan dağlarda kendisini güçlendirmişti. Bu sebeple de Müslümanlar geri döndüler. Burada da çok açık bir şekilde Petra olduğunu görebilirsiniz. 18 El Haccaç ve Hayber şehrine gelelim. Bugünkü son kanıtımız. Milattan sonra 7'de Medine'den gelen Müslüman ordular tekrar kuzeye yürüdüler. Nedense hep kuzeye yürüyorlar. Hiç Mekke'ye doğru giden yok yani. Yani yani Mekke bu kadar kutsal şehirse neden hep kuzeye doğru işgal ediyor? Çünkü o tarafta bir şey yok arkadaşlar. O taraf çöl. Ot yetişmez. Tarla desen çok az miktarda tarla olduğu işte düşünülüyor. Zaten İslami kaynaklarda geçen hiçbir meyve sebze tarım arazisini bulamayacağınız bir yer yani. Niye güneye yürüsünler? Tabii ki kuzeye yürüyecekler. İlk hedefleri Medine'nin 150 kilometre kuzeyindeki Müslümanlara sık sık karşı çıkan bir şehir olan Hayber'de. Haccaç o dönem henüz bir tabi askeri bir lider değil. Kutsal şehre gitmeye karar verdi. Çünkü orada bir karısı, oğlu ve malı vardı. Arkadaşlar çok dikkat buraya. Kutsal şehre gitmeye karar veriyor. Taberi de kutsal şehre gelişini şöyle anlatıyor. Ayrıldım ve Mekke'ye, bize göre Petra'ya geldim. El Bayda'nın da El Bayda'daki dağ yolunda Kureyş'ten haberleri duymak isteyen ve Allah'ın elçisi de ne olduğunu soran bazı erkeklerle tanıştım. Onlar Haybere gittiğimi duydular ve Hicaz'dan Hicaz'ın doğar doğurgan savunması kuvvetli ve erkekler açısından önde gelen şehri olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden haber arıyorlardı. Arkadaşlar bakın bu paragraf çok önemli. Niye iki tane çarpıcı şey var? Endişelenme var burada. Birincisi Haccacın Elbayda tarafından dağ, daha izne gelmesi. Albayda şehre kuzey güzergah üzerinden Petra'ya 5 km yakınlıktaki bir kasabadır. Mekke ile alakası yok yani. Petra'nın 5 km yakınında bir kasabada Haccacın ailesi yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Mekke ile ne alakası var bu olayın? Doğudan buraya yaklaştığına eminim diyor Dan Gibson. Böylece güneyde kalacak Petra'ya rahatlıkla girecekti. Bu şekilde Kureyşler peygamberle savaştığı için doğrudan Hayber'den gere, geleceğini Haccac'ın görmezdi. Yani üstten giriyor şehre, güneyden girmiyor. Mekke yakınlarında kesinlikle Elbayda yoktur. Bu yüzden Yakut Hicri 600'de Mücain el-Budan kitabının ikinci cildinin 335. sayfasında yazarak bize Elbayda'nın Mekke'yi çevreleyen kutsal toprakların dışında bulunan Tanim için başka bir ismi olduğunu söyler. Yani kurtarmak için diyor ki adam bu diyor Mekke'nin aslında çevresinde Tanim için bir başka isim. Ama bu coğrafya bu coğrafyasal sonuca varmak için herhangi bir kaynak da vermez, sebep de vermez. Bakmış adam nasıl kurtaracağım bunu? Yakut ne demiş? E, el Elbay'da Mekke'nin çevresinde demiş. Halbuki biz tarih olarak, arkeolojik olarak biliyoruz ki Elbay'da kesinlikle Petra'nın 5 kilometre yukarısında. Zaten bir sit alanı. Birinci dereceden sit alanı. Bunu birin, birinci ek kanıtın A grup A bölümünde göstermiştik. Paragraftaki ikinci çarpıcı şey ise Kureyşlilerin Hayber işgaline bu kadar endişe duymasıdır. Niye? E, Petra'ya geliyordu o yüzden. Yani şimdi neden oradaki kişiler endişe duysun ki? Kuzeye doğru gidiyor sonuçta. Mekke güneyde. Buna dikkat edin. Eğer kutsal şehir gerçekten Medine'nin güneyinde olsaydı o zaman bu kadar çok fazla endişelenmemeliydiler. Ne de olsa güneydeki tüm şehirlerin anası olan Mekke önde gelen şehirlerden biriydi. Hayber ise Medine'nin 150 kilometre kuzeyine kadar uzanıyordu. Ancak Kutsal şehir Petra ise Hayber'in düşüşü Petra ve Medine arasındaki tek büyük merkez olduğu için büyük bir endişe kaynağıydı onlar açısından. İnsanlar ondan haber almakta ısrar ediyorlardı. Haccaç da bu sebeple onlara yalan söylüyordu. Bakın gördünüz mü Müslümanlar burada yalan söylüyorlar. Niye? Savaş bir hiledir de o yüzden. Bu hadislerde geçen bir durum zaten. Hayber'in Müslüman ordusunu yendiği, Muhammed'in esir alındığını ve Mekke'ye gönderildiğini söylüyordu. Yani endişelenmesinler diye. Petra'ya girecek çünkü. Kureyşler sevinmiştir ve bu haberden mutludur. Bu yüzden Haccaç malını toplayarak işine devam etti ve öykü böylece bitiyor. Bu gerçekten ilginç bir hikaye. Çünkü Hayber halkı Muhammed'i ele geçirseydi en son getirmek isteyecekleri yer Mekke olurdu. Haccaç demiş Mekke getiriyorlar şu an demiş. Çünkü bu Medine'den geçilecek bir yolculuk demekte. Ama eğer gerçek kutsal şehir Petra ise Petra'ya rahatlıkla ne yapılabilir? Muhammed götürülebilirdi. Yani niye endişeleniyor bu adamlar? Boş boş da mı endişeleniyorlar acaba? Belki de kıyıdan ya da doğudaki geniş çöllerden geçirmeye çalışırlardı. Ama ne kadar denemek isterlerse de Hayber'den Mekke'ye Medine'den geçmeden gitmek çok zor olurdu. Hem de Muhammed gibi bir mahkumla. Ancak kutsal şehrin Hayber'in kuzeyinde olduğunu varsayarsak. O zaman Hayber halkı Muhammed'i kuzeye kutsal şehre Petra'ya kolayca götürüp orada yargılayabilirdi. İşte Haccaç böyle yalan söyleyerek Hayber'in gerçekten yenildiği ve Muhammed'in onlarla savaşmak için ordunun başında olduğu haberi onlara ulaşmadan önce kendisinin kutsal şehirden kaçmasını aslında ne yapıyordu? Kolaylaştırıyordu. Evet arkadaşlar, burada verdiğimiz kanıtlar ek kanıtlardır. Kendiniz de verdiğimiz kaynaklardan ve Google Map haritada bakarak hatta İslami kaynaklardan izleyerek aynı sonuca varacaksınız. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.